konuda bilgi almak isterim. Resmi kurumda çalışan arkadaşlarımız için şeyin onayı gerekiyor. Müessese kurum onayı gerekiyor. O yüzden de öncelikle bir spor kulübünde üye olmanız gerekiyor. Yani şu anda Türkiye Dans Federasyonu'nun açmış olduğu kamplara gidebilmenin birinci şıkkı Mardağ'ın üyesi olacak. Aydat'tan ödeyen bir üyesi olacak. Ve şeyle çıkmış olacak. Lisansı çıkmış olacak, lisanslı sporcu olacak. Ve kulüp adı olacak. Ferdi olmayacak. Ferdi sporcular federasyon kamplarına artık alınmıyor. Ha bu 18 yaşına kadar olanların yol paralarını karşılıyor. 18'in dışındakilerin herhangi bir ücret ödemiyor. Neden? Dediğiniz gibi işe sporları değiliz. Bunun dışında eğer bir spor kulübünün üyesiyseniz bu eğitimlere de katılmak istiyorsanız bu isteğinizi öncelikle yani dönemden çok önceden kulübe yaz olarak da müracaatta bulunun. Lisansları çıkartın, yerinizi tamamlayın, bulunun. Çünkü orada şöyle bir şey var, kulüpler için tanınmış bir kontenjan söz konusu. Kaç kişi var? 4 kişi. Çünkü onun federasyona çıkıyor 4 kişi diye. Şimdi birazcık daha da toleranslı. Neden? Esnaf olsaydı her sporcuya para veriyor diyordu. Şimdi ödemediği için bazen 2 ile sınırlasa bile telefonla hocam ya 4 kişi katılmak istiyor deyince kırmıyor. Kırmadığına kırılan biz oluyoruz. Ondan sonra dağın başında 4 tane adam, 10 tane hoca birbirimize bağlıyoruz, ne yapacağız diye. Kulüpleri kırmayacağını da kırılan biz oluyoruz. Yani antrenörler kırılıyor. Ama şimdi devam ediyor, eğitimler devam ediyor. Bu arkadaşlarımız müracaattan itibaren federasyona zaten verdiği zaman da aynı zamanda müessesenin izin alması gerekiyor. Yazılı olarak izin talebinden bulunuyor. Yani niye öyle bir izin ihtiyacı istiyor? İstenen izin gider. Nasıl? Yani bir izin alacak, 6 gün kalacak. Tamam, senelik izninden 6 gün. Hayır, senelik izninden geçmiyor işte. Geçmemesi için. Pardon. Öğrenmek yazısı alacaksınız. Geçmesini istemiyorsunuz. Geçmesini tabii, istediğiniz tabii. İçin yani müracaat ediyorsunuz. Bir de hani belirtmek istediğiniz yani, yerlerinizi belirtmek istediğiniz 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 ama resmi bir yazı olarak geldiği için bu size, kurumumuzda valiler resmi yazı olarak geliyor gençlik spordan. Şu evet. Tarihler arasında göre, izinin sayılması diye. Yıllık izinle kullanmıyorsunuz hani o ben zaman. Ben onu anladım da şeyi anlamadım. Yani şimdi böyle bir zorunluluk yok o zaman. Ben yok. Senelik iznimi kullanabiliyorsam, zorunluluk yok. Zorunluluk da yok. Ama şimdi yıllık izin bana ihtiyacım vardır. Ben onu kullanmak için başka bir yerde. Ben de yani, isteğe bağlı olur. İsteğe bağlı. Doğru ifade edin. Çalışan arkadaşlar için şöyle bir sıkıntı var yalnız. Asıl onun için önemli yani senelisinin tabii ki ben daha da kullanırım ben yaparım o sizden doğal hakkınız. Görevlendirme olsa şöyle bir şey var. Her eğitimin arası 40 gün ya da 45 günde sınırlı. Yani yaz tarihinin eğitimine 40 gün sonra bilin ki yaz gelişe yeteneceksiniz. 40 gün sonra da ileri kayaya gideceksiniz. Şimdi her gittiğiniz şey için size izin lazım. Yani o yılın izninin kaç gün izniniz var? Bizde gider. Var. O yüzden. Efendim, 30 gün bakın mesela ne olur? 5 eğitimi kapsayabilirsiniz. Zorunluluk gibi geldi. Anlatılmak yok. Öğrenmek için. Zorunluluk değil ama kişi için çok elzem bence. Yani senin izninizi yani çocuklarınızla, eşinizle, seyitlerinizle geçirmek, bir tat yapmak farkı bir örnek mi için çalışanlar için pek uygun olmaz yani. Eğitimden kaç gün? 6 gün. 6 gün mü 6 gece? Yani 6 gün orada kalmak. O zaman emekliler için mi daha uygun? Yani yaş grubu nedir? Yani üst sınır nedir daha doğrusu? Bizim için öyle bir sınır sorulmuyor. Hayır, yani şimdi aslında Türkiye Dans Federasyonu bunu bir ara şey yaptı. Yani dedi ki, belli bir yaş sınırı.